Doğan Hanım, hoş merhaba, geldiniz. Hoş bulduk hoş Özge. Geldiniz. Ne haber? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Vallahi çok zor geldik. Kaya kaya. Evet, felaket alayım. Hava. Bugün evet, İstanbul, kar, buz. Evet, sen ne yaptın? Evet. Her şey yolunda mı? Vallahi pek yolunda sayılmaz. Ben hiç girmeyeyim içeriye, evet, sığamayabilirim. Evet. Ne oldu öyle? Çok talihsizlikler oldu yani kendimden hiç beklemediğim şeyler. Şaka yapıyorsun, gel anlat gel. Evet buyurun. Ne oldu? Senin evin mi burası? Evet burası benim evim. Senin yaşıyorsun, kimle yaşıyorsun evet. burada? Eşim, oğlum, ben. Ha, kaç yaşında oğlan? Oğlum 2 yaşında. Allah bağışlasın. 10 yaşında olan babasında yaşıyor zaten, ilk eşimden olduğunu söylemiştim. Ha öyle, onu ben bilmiyordum. Ha evet. İkinci el. Senin evin, bildiğin yer. Bildiğim yer ama... Malaga Pasta'da aşırı derecede vakit kaybettim. Sadece 55 dakika. Nereden baksanız kremalarını hazırlamakla bitti zaten. Ana yemeğimizin evet. sebzeleri sotelenmedi. Yok. Nuraniyemiz yok. Aa, eksikler de var. Yani hiç göründüğü gibi değilmiş gerçekten. Çok üzgünüm. Şimdi iki yemeğin eksik yani. Evet, eksik. Ne yapacağız? Eyvah, vallahi eyvah. Salatamız da yok. 3 Evet. Yani hiç göründüğü gibi değilmiş gerçekten. Bugün haksızlık ettiğimi bir kez daha anladım. 2:30'da aha da geldiler. Açsa. Geldiler. Hadi açalım. Bakalım. Final günü de bugün. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Hoş mu geldiniz? Hoş gelmediniz mi? Bakacağız. Hoş geldiniz yine de. Buyurun merhaba. Alayım ben. Ne laf sokmalar. Hoş gelmişiz Özge gibi Hanım. Görünüyor Özge Hanım. Yine formunuzdasınız. Ne yaptın? İyi olmadı. Malaga tatlısında çok zaman kaybetti. Bir saati varken yarışmayı bırakmak istiyorum dedi. Aa, bırakıyordu yarışmayı. İki yemeği eksik bırakıp masayı kurdu. İyi neyse. Merhaba Zuhal Hanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi olsan sen nasılsın? Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Gizem. Merhabalar. Canan, Canan hoş geldin. Çok şıksın. Gel. Bak var burada arkadaşlar. Tamam. Bugün böyle. Gökhan hoş geldin. Hoş buldum. Çok şıksın sen Teşekkür de. Teşekkür ederim. Evet. Aslında finale yakışır bir masa olmasını istedim. Final sofrası falan yazdırdım. Çok heveslendim. Aa, final sofrası mı yazıyor orada? Evet, şurada. Aa, böyle çok güzelmiş. Böyle bir şeydi. Çok güzelmiş. Evet. Ama şey, şöyle bir şey var. Mum'a bir bakın arkadaşlar. Mum'u niye yok demeyin. Almamız lazım acilen diyorlar. Tamam Özgeci. Alalım. Kusura bakma, çekimi engelliyor. Ortadaki şey kalsın. Ha, mumları al. Evet, çok hoşmuş. Alalım. Evet, Aslı Tabak Çanağın güzel ya, uyumlu. Ben beğendim masayı. Elimde olanlarla yo, şeyler yapmaya güzel, çalıştım. Güzel değil mi masası? Güzel. Sadece şık. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim. Yetişmeyen yemeklerim var. Aman tanrım. Günlerdir göreceksiniz dediğimiz eksiklerim miydi? Aslında yani yapıp da yapamamaktansa hiç yapamamayı tercih ettim diyeyim. Olmadı, yetişmedi. Yani çorba servisiyle başlayacağız. Ara yemeğimde nuraniye yok. Etimin sebzelerini soteleyemedim, onu söyleyeyim. Salatam yok. Mutfağım aman zaten tanrım. Çok Doğan kötü bir durumda. Doğan Topal'la yemekteyiz de hoş geldiniz. Benim masam eksikti. Çok azar siz de ona göre kapalı. Davranırsınız bana. Benim de yemeğim eksik yani. Sizin masanız yoktu, benim yemeğim yok. Tamamdır. En azından yemeklerimi yetiştirmiştim. Sadece masamla üstüm kalmıştı ama. Herkes neyse. Çok şık bu arada. Zor bir dönem miydi de yetiştiremediniz? Bence yani beni zor çok zorladı. Değildi. Pastanın ganajını 2-3 defa denedim, koyulaştıramadım. Mesela hangisi zorladı sizi? Malaga pasta çok zorladı beni. Malaga pasta mı? Evet. Onun kremasıyla 55 dakika uğraşmış. 55 dakika sürdü tam. Yani kremasını koyulaştırma. En sonda oldu mu bari? Yiyebilecek miyiz? Oldu. Bari tatlıyla doyalım bugün. Aynen. Biz de söyleriz arkadaşlar. Gördüm burada bir füze. Ben akşam yapmıştım. Yok ben söylerim size. Ondan sıkıntı sonra. Yok. Siz 2000 liralık çiçek aldınız. Ben de yemek masrafını karşılayabilecek bütçeye sahibim Canan Hanım. Merak çok etmeyin. Demek keşke yemek yapsaydınız. Aç göndermem size en azından. Demek ki ne yapacakmışız? Büyük lokmayı. Evet. Büyük konuşmayacak. Aynen öyle. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının hiç değişmeyen sonu. Çok konuşanın boş masası. Aynen öyle. En azından ama benim gibi masayı bırakıp da yemekleri işte. Yetiştirseydiniz daha iyi olurdu belki. Masayı sona bırakmak istemedim. Zaten yemeklerim yetişmediği için en azından hoş bir masada karşılatmak, hani oturtmak istedim sizi. O da güzel. Bugün final bende olduğu için o yüzden o şekilde düşündüm. Yoksa o 20 dakikayı yemeğim için harcayabilirdim zaten. Yani bu çiçeklerden yemeye başlarız aç kalırsak eğer. Hayatta hiç yanılmadım. Canan Hanım'a ilk gün biz 4 kişi yarışıyoruz dediğinize ben size... Benim için bakın, hala öyleydi. Ha, ben kendi çapımda elenmiş olabilirim arkadaşlar, şu an. Yine sorun yok. Arkadaşlar biz 4 kişi yarışıyoruz. Farkında mısınız? Ben evet. Zaten yoksunuz ya. Gerçekten heveslenmeyin bence. Oo, gülüşe şey bak nasıl keyif alarak gülüyor. Peki. Zaten ben söylemiştim. Maalesef söylemiştim demeyi sevmiyorum ama söylemiştim. Ben de pazartesi dedim ki yapmayın dedim özellikle sana Özge. Evet. Bu ibre hepinize dönecek dedim.
Yapmayın dedim. Çok az puan verdiniz dedim. Çok büyük laflıydı. Sen dedin ki seni saymıyorum yarışmacı. Dört kişi yarışıyor. Şimdi maalesef dedikleri... Yani pişman değilsin veya öylesin bilmiyorum. Tek bir pişmanlığım var, onu daha sonra dile getireceğim. Peki. Ama Canan Hanım konusunda asla gerçekleri pişman değilim. Gerçekleri gördük. Bizi masa düzenini ve üzerindeki kıyafetler doyurmayacağı için bence kesinlikle yemeklerini yetiştirmeye çalışmalıydı. Sonuçta biz masaya geldikten sonra el birliğiyle Gökhan Bey yaptığımız gibi masasını kurabilirdik ve üzerine giyinmesi için de müsaade edebilirdik çorbaları tattıktan sonra. Bence onları da yapsa onlarda da bir lezzet yaratamayacağını düşündüğü için onları da yapmaktan kaçındı ki daha fazla lezzetsiz bir şey sunmak istemedi bize. Masası hazır, üstünü giyinmiş ama yemekte eksiklikler vardı. Masaya ve üstüne vereceği önemi yemeklerine verseydi bence tepkimiz daha farklı olabilirdi. 3 tane yetişme yemeği vardı. Bunun yerine üstünü ve masasını düzenlemeyi tercih etmiş. Şahsen keşke yemeklerini tamamlasaydı, masa yine en azından kendini bir tık kurtarabilirdi. Sonradan da hazırlanıyor çünkü. Ben de olduğu gibi. Peki arkadaşlar, ne çorbasıydı canım? Kremalı sebze çorbası. Evet. Mutfağa gidebilir miyim? Mutfağa kesinlikle gidemezsiniz. Ben izin vermiyorum. Aa, aa neden? Suhan benim... Hanım kendisi de girmedi. Alabilir misiniz siz onu? Benim mutfağımı görmeden savaş izi çıkarmış dediler. Bana öyle dediler, ben öyle söyledim. Ama neden görmediğiniz şey için yorum yapıyorsunuz? O zaman ben de görmeyeceğim, ben de yorum yapacağım. Yani bu hakka sahip miyim Zuhal Hanım? Tabii ki. Girmenizi istemiyorum. Kim dedi de öyle savaş izi falan? Ben hiç hatırlamıyorum Özge o Hanım, savaş izi çıkmış. Girmemiş miydi senin mutfağa? Evet. Zaten eksik menüm var yani. Mutfak tabii ki dağınık olacak. Ben kapıdan geçerken azıcık bir göz gezdirdim. Ben de kapıdan, aslında girecektim. Bir teşebbüs ettim. Birazcık dedim gördüm. Hiç girmeyeyim. Girmeyeyim daha iyi. Çok yani üzücü. Çünkü şey gördüm maalesef. Ben eksik yemeği olduğunu bilmiyordum. Sadece dağınık çalıştı zannettim. Sen de biraz dağınık çalışmıştın. Ama burada kendisi söyledi. Ben de şok içerisindeyim. Bu kadar iddialı konuşan bir yarışmacı. Çok konuştu. Kimseyi rakip görmeyen, göreceksiniz benim günümde, göreceksiniz benim günümde. Masamı hazırladım, ona dua etsinler. Yani boş masada oturtmadım en azından. Gökhan Bey'in yaptığı gibi. Bunu da dürüst bir şekilde dile getirdim zaten. Şu an Canan Hanım istediği kadar üstüme gelebilir. Yani hiçbir şekilde ona karşılık vermeyeceğim. Kahkaha atsın, son kahkahaları olacak. Kendisi zaten hiçbir şekilde kazanamayacak. Aynı şekilde Gökhan'ın gününde de söyledim. Ben yine şu an üzgünüm. Maalesef. Bunu söylemekten de hiç hoşlanmam bu arada. Hiç öyle bir insan değildir. Ama maalesef tarih tekerrür etti. Tahmin ettiğim gibi hiç şaşırmadım. Herkesin mutfağına laf edecek bir insanın mutfağının kötü olduğunu tahmin etmiştim. İzin vermeyeceğini de biliyordum. Bana savaş izleri var demişti. Keşke onda da savaş izleri olsaydı. Galiba zaten yetiştiremediği için, mutfağın dağınık olduğunu düşündüğü için hiçbir şekilde girmemizi istemedi. Efendim Canan? Müsaadeniz Oğuzhan Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Oğuzhan Bey, Gizem Hanım'ın gününde Gizem Hanım'a 6 puan verdiğim için bana demediğiniz lafı bırakmadınız. Dediniz ki ben sizden mi insanlık dersi alacağım? Bir sonraki gün Gizem Hanım size 5 puan verdi ki kesinlikle masanız 5 puanlık değildi. Gizem Hanım size ders verdi mi vermedi mi? İnsanlık demiyorum. Ders verdi mi vermedi mi? Sadece bana bunu söyleyin. Ben sizden bunu duymak istiyorum. Şimdi çok farklı konular. Gizem Hanım'ın insanlık ama iyi bir noktaya temas etti. Bunu kabul edelim. Ki bana görgüsüz kendimle... dedi. Özür dilerim. Ben sözüm bitmedi. Sözümü bitireyim. Tamam, dinliyorum. Siz bu masada kime görgüsüz deseydiniz o size 4 puandan fazla vermeyecekti. Ama ben yine de lafları burada puanlamıyoruz. Yemekleri puanlıyoruz. Canan Hanım'a ne olduğunu gerçekten anlayamıyorum. Yani kendisi biraz fazla şey yapıyor. Bence kesinlikle zaten kazanamayacak ama yani neyin savaşını verdiğini ben anlayamadım. Kendince bir savaş veriyor, versin.